Iğdır Azerbaycan Dil, Tarih ve Kültür Birliği'ni Yaşatma ve Destekleme Derneği'nce hazırlanan doğumunun 200. yılında Aşık El Eskeri Anma Etkinliği programına hoş geldiniz. Devamında İstiklal Marşımız ile Azerbaycan Milli Marşımızın okunması, konuşmaların yapılması. Aşklık geleneğinin güçlü olarak geliştiği yerlerden bir tanesi başta Azerbaycan'dır. Azerbaycan aşık edebiyatı içerisinde ise Göyceli Aşık El Esker önemli bir yere sahiptir. Yalnız Azerbaycan'da değil, bütün Türk dünyasında önemli bir yere sahiptir. Iğdır'dan Azerbaycan'a Aşık El Esker sevgisinin yaşatıldığı bu anlamlı etkinlik için Iğdır onun kültürel benliğinin yanı sıra kültürel çeşitlilik ve zenginliğinin de önemli bir ifadesi olan aşıklık geleneği yüzyılların deneyimlerinden süzülerek biçimlenmiş şiiri, müziği ve hikaye anlatımı içeren çok yönlü bir sanattır. Kendine özgü geleneği ve icrası olan aşıklık geleneğinin en önemli niteliği, dönemin yaşayış ve hayata bakış tarzını, etik ve estetik değerlerini yansıtarak geniş halk kültürlerine hitap edebilmeleridir. Simalar vardır. Bunlardan birisi de Aşık El Esker'dir. Aramızda çok değerli ustalar vardır. Sözlerime Aşık El Esker'in şu dörtlükleriyle son vermek istiyorum. Bu dünyayı ben tecrübe eyledim. Namert köprü salsa onda ad olmaz. Bir mert ile ağı yesen şirindir, yüz namert ile şeker yesen. Dede El Esker Ocağı İçtimai Birliği Başkanı Sayın Hatay Bey, hoş gelmişler. Değerli aşıklar, çok saygın konuklar. Hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Ben Aşık El Esker, içinde bulunduğumuz 2021 yılı, onun doğumunun 200. yılıdır. 1821'de, bugün maalesef Ermenistan'ın sınırları içinde kalan kadim Oğuz yurdu olan Ağı'da 1800 yıllarında doğmuş. 1800 yıllarında ki o Azerbaycan'dan sizlere güzel dolusu selamlarımı getirmişim. Bile de her zaman Dede El Esker değil. Sovyetler döneminde bilirsiniz ki kifayet eder Aşık El Esker yalasına kıymet koyulurdu. Her zaman, hele 150'lik yubileye çok geniş şekilde geçirildi. Moskova'da böyle geçirildi, geydi oldu. Ümmetle ben kısa malumat vereceğim olacak hakkında. Aşık El Esker'in ulu babalar hakkında çok kısa malumat veririm. Sonra özü hakkında biraz danışmalı sözüm olacak. Bilirsiniz ki Aşık El Esker'in atasının adı Al Mehmet olurdu. Al Mehmet kişi kendi işlerine meşguluymuş ama şiir deme kabiliyeti de varmış. Bir neyse de şiirlere elimize geldi. Cevabını yazıp gönderen. Sonra ahırda deyir ki, soruşur Aşık El Esker dersi kimden almışsınız? Nahak yere saz götürüp ele kovga salmışsınız. Üç kelime sözden öfteri siz kime telk almışsınız? Nahaktır, gürbet vilayet sizlere dövran verir. Bu çok saygıdeğer katılımcılar, ben ve Koşa Saz'ın hepinizi saygıyla, sevgiyle ve Aşık El Esker yüreğiyle selamlıyoruz. Hürriyet, hürriyeti kuy bizde. Bizler asımlarca sövmeyen ocak. Bizler insanlığı asmışız kucak. Şasır sarı aranlar, ohlamı sangamlar.
Teşekkürler. Alabiliriz hocam size. Heh, şöyle. Güzeldi, bu güzeldi.